Türkiye'nin ceviz ithalatının 50 bin tona yaklaşması devlet kurumlarını harekete geçirdi ve hazırlanan ceviz eylem planı ile birlikte teşvik verilmeye başlandı. Bakanlığın bu hamlesi üzerine bugün Türkiye'nin dört bir yanında ceviz yatırımlarında deyim yerinde ise patlama yaşanıyor. Yatırımcı için en önemli adreslerden biri fidancılığın başkenti olarak ifade edilen Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Köyü oluyor. Burada faaliyet gösteren doğal fidancılık sertifikalı, yüksek verimli, ismine doğru fidan çeşitleriyle yatırımcının çözüm ortağı oluyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Köyü, ceviz fidanı söz konusu olduğunda ilk akla gelen üretim merkezidir. 200 haneli bu köyün yerlilerinin neredeyse tamamı geçimini ceviz fidancılığından sağlıyor. Yıllık üretim rakamının 4 milyonu aştığı söyleniyor. Bu bölgede üretim yapısını ve ceviz yatırımının önemini, 1980'li yıllarda fidan üretimine başlayan babasıyla birlikte kalite ve güven kavramları üzerine inşa ettiği ticari yaşantısında tecrübesiyle tercih sebebi olan doğal fidancılığın kurucusu Mustafa Kurt anlatıyor. Biz babadan kalma bir mesleğe devam ettirmekteyiz. 82 yıllarında girdik bu işe. Tabii girdiğimiz cinsler, yerli çeşitlerimizdi. Şebin, Bilecik, Yalova. Bu çeşitlerden sonra 2000 yıllarına doğru Chandler'ı bulduk. Tabii verim açısı yüksek olduğu için ekici arkadaşlarımıza genellikle önerdiğimiz bol kazanç kazansın diye bu Chandler, Fernor yabancı cinslerimiz vardır. Ve de üretimimiz yıllık 250-300 bini bulmaktadır. Direkt tüccardan değil, üreticiden olması için biz bu işin içine girdik. Özellikle Sahil Yenice, Ömerli, Erikli ama genel olarak Bandırma bölgesi gerek toprak yapısı gerekse iklimiyle ceviz fidanı yetiştiriciliğinde altın değere sahip. Mustafa Kurt ve ekibi bu bölgede aşılı fidanları yıl boyu satışa hazır hale getiriyor. Yetiştirdiğimiz alanlar Ömerköy bölgelerinde kendi topraklarımızda anaçlarımız vardır. Bu bölgelerde topraklarda verim açısı yüksek, güzel verim almaktayız. Tabii bunların içinde aşısızlar da çıkabilir ama bunları yine biz tekrar aşıya döndürebiliyoruz. Mart aylarında bir daha tüpte aşı yapıyoruz. Bunları yani yine de sonuçta aşılı olarak temin etmekteyiz. Aşısız fidan bizden kesinlikle çıkmaz. Ceviz fidanı yetiştiriciliğinde her mevsim ayrı bir işle meşgul olunuyor. Kasım ayı ile Mart ayı arasında çıplak köklülerimiz, tabii bunlar sökülmektedir. Dikimi bunların oluyor. Mart'tan sonra tüplülerimiz devam ediyor. Poşetin içinde olanlar. 12 ay boyunca devamlı dikimi sağlattırıyoruz yani. Yani çıplak kökler 5-6 ay içinde dikilmesi gerekiyor. Tabii şu an gözleri uykuya yatıyor. O yüzden uykuya yattığı için bunları diktirebiliyoruz. Uyandığı zaman da tüpteklerini tercih ediyoruz. Tabii uyandığı zaman tüptekler herhangi toprak zaten kökünü kavradığı için herhangi bir zarar görmüyor. Kasım ayıyla birlikte fidanların tarladan sökümü başlıyor. Mart dönemine kadar satışı yapılan çıplak köklü fidanlar kuma gömülüp sulanarak canlı tutuluyor. Tüplü fidanlarsa 12 ay boyunca ekilebiliyor. Şu an burada bu sökümü yapmaktayız. Fidanlarımızı, çıplak köklerini söküyoruz yani. Traktörle söküyoruz. Arkadan işçilerimiz toparlıyor. Köye gittiğimizde hanımlar bağlamaya başlıyor. Mustafa Kurt, Bandırma bölgesi dışında ceviz fidanı yetiştirenler bu bölgedeki kadar verim elde edemediğinden hüsrana uğradı diyor. Öte yandan cevizde kalem aşı ve göz aşı arasında da verim ve dayanıklılık açısından fark bulunuyor. Türkiye'nin her yerinde ceviz yetiştirilebilir mi? Güzel bir soru. Yetiştirilmiyor. Denenmiş. Şöyle bir şey, seranın içinde kalem aşı diye bir cinsler var. Onları yapıyorlar. Tabii bunlar sonradan zayiat görüyor. Yani bahçeye ektikten sonra rüzgardan, fırtınadan kırılma şansı oluyor. Ama bizim yaptığımız göz aşılar sağlıklı oluyor. Kırılma, yani yamulma olmadığı için daha dayanıklı oluyor. Rakım olarak da buraların rakımı düşük olduğu için verim açımız yüksek. Türkiye genelinde her yerde olmuyor. Mustafa Kurt, iklim ve yetiştirme koşullarının iyi analiz edilmesine bağlı olarak Türkiye genelinde ceviz ekimi yapılabileceğinin altını çiziyor. Önemli olan aşıyı tutturmak. Biz bu aşıyı zaten tutturmuşuk.
fidan haline getirmişik. Tabii herkes bunu alıp bahçesine eker. Sadece aldıkları zaman bizim verdiğimiz sorularla yönlenik. Yani üst budamasını yaptı mı hiçbir sorun kalmaz. Yani bazı arkadaşlara veriyoruz fidanı. Üst budamasını yapmıyorlar, kuruma olabiliyor. Tabii üst budaması mutlaka alması gereken bir şey. Bahçe kuracak olan arkadaşlara elimizden geldiği kadar, bahçesine hazır olana kadar yani peşinde duruyoruz. Yatırımcı aldığı fidandan emin olmalı diyor Mustafa Kurt. Sertifikalı ceviz fidanı üretmenin önemine değinen Kurt, referanslar mutlaka incelenmeli diye devam ediyor. Önemli olan cins yanlışlığı olmaması için dikkat etmesi gereken şeyler sertifika fatura olması gerekir. Sertifikalı faturalı fidan aldı mı, yani cinsinde garantili. Balıkesir İl Müdürlüğü'nden onaylı fidanlarımız. Yani böyle çeşitlerde karışım olmaması için tek dikkat etmesi gereken sertifika fatura. Ceviz fidanında en çok tercih edilen çeşit Chandler oluyor. Yatırım yapılacak bölgenin rakımına göre farklı alternatifler de sunulabiliyor. Her çeşitten elimizde mevcut ama en uyum sağlayan, verimi bol olan şu an popüler Chandler. En yüksek rakımlara 1600 ila 1800 rakım aralarına sunduğumuz çeşit gene Fernor. Tabii Chandler bu rakımlara dayanamıyor. Ama Fernor onun bir benzeri oluyor. Verim açısı sadece 3-5 kilo, ondan az yapabiliyor ama dayanabiliyor. Mustafa Kurt, çeşitleri verim açısından kıyasladığında fark daha net ortaya çıkıyor. Verim farkı Chandler'ın bir yılda meyveyi göstermesi, yerli çeşitlerimiz 5 yıl sonra meyveye durmaya başlıyor. Verim açısından 7 yıla ulaştığında Chandler'ın 80 ila 85 kilo verim alabiliyor. Chebini ise 35 ila 40 kilo arasında verim alabiliyor. Meyve açısı Chebini daha büyük oluyor. Ama yani salkım olarak 2 tane bir arada oluyor. Chandler'ın ise salkımı 6-7 tane bir arada olabiliyor. Devletin ceviz fidanı yatırımlarını desteklemesi son dönemde cevize ilginin artmasını sağlıyor. Devletimiz verdiği teşviklerde 40 yıllık, 30 yıllık yer kiralattırıyor insanına. Tabii bu arada verimden bu kişi yani cevize fidanı gidiyor, ben buraya bu bahçeyi kuracağım diyor. Devlet buna diyor, fidanları al, bahçeye dik, tamam fidanın parasını teşvik olarak onlar karşılıyor, devlet karşılıyor. Uzun vadede elde edilecek verim cevizin akılcı bir yatırım olmasını sağlıyor. Yatırımcı bu hamleden ciddi bir kar elde ediyor. Ceviz torunlara bırakılabilecek en verimli miras oluyor. Müthiş bir gelecek sağlıyor kendine. Cevizin dayanıklılık açısı meyve fidanlarına göre cevizin yaşama ömrü 200 yıl en az. Yani minimum 200 yıl yaşayabiliyor. Tabii meyve fidanlarımız 15-20 yılda tabii verimini alıyor ama ondan sonra verim açısı düşüyor, kayboluyor. Tabii bu bizlerden torunlarımıza kadar kalmış bir yatırım oluyor yani. Bir dönüm arazide seçilen çeşide göre ekim yapılacak fidan sayısı değişiklik gösteriyor. Dönümüne zaten meyvesi saçaklanması için ona göre biz bilimiz sunuyoruz. Chandler'ın 32 tane gidiyor dönümüne. Yerli çeşitlerimizin ise 18 tane gidiyor. Tabii büyüdüğü zaman yerli çeşitlerimiz sürekli büyüyor. Ama Chandler bodur haline kalıyor. Devamlı meyveye yattığı için fazla saçaklanamıyor. Mustafa Kurt, yatırımcının üretimle ilgili sorun yaşamaması adına ekimden bakıma her türlü teknik desteği verdiklerini söylüyor. İlk önce rakımını soruyoruz. Yani dikeceği yerin rakımını soruyoruz. Hangi rakımlarda, hangi cinsimiz dayanabilir? Ondan sonra analizini yaptınız mı diyoruz. Tabii analiz de önemli olan bir şey. Tabii nematod hastalık olabilir. Yani bunu biz de görmemiz lazım. Fidan dayanır mı, dayanmaz mı? Eğer onu da yaptırdıysa herhangi bir sorun olmadı mı? Genelde kireçleme. Bu eksik oluyor tabii. Bazı yerlerde eksik oluyor. Bunu ne yapıyoruz? pH'ini yükseltmeye çalışıyoruz toprağın. Ondan sonra fidanlarımızı kuyularını açtırıp ektiriyoruz. Tabii bir yılda meyvesini göstermeye başlıyor. Yabancı bu Chandler dediğimiz bir yılda meyvesini göstermeye başlıyor. Ondan sonra yıldan yıla zaten bir yılda 5 kilo verirse 2 yılda 8 kilo, 10 kilo öyle arttırmaya başlıyor.
Mustafa Kurt'un yatırımcıdan isteği fidan alımında aracısız doğrudan üreticiyle muhatap olunması. Kurt, ancak bu sayede çeşit seçimi ve ekim döneminde yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilir diyor. Türkiye'nin her yeri ceviz dendiğinde mutlaka ve mutlaka Bandırma bölgesinden çıkıyordur. Bizim ekici arkadaşlarımızın, yani direkt tüccardan değil de yani üreticiden almalarını biz bu yöne yani yönelik şey yapmıyoruz. Verdiğimiz yerlerde fidan bazı gömüde bekliyor. Kılcan damarları zarar görüyor. Ekici arkadaş gidiyor ondan alıyor, tabii kuruyor. Üzerinde bizim etiketler oluyor. Bize dönüş sağlıyorlar. Ekimden aldım, şundan aldım. Şimdi ne zaman ben göndermişim? Kasım ayında. Adam almış Mart ayında. Tabii bu zarar görebiliyorlar. Bu yüzden ekici arkadaşlarımız direkt yani bizlere ulaşırsa daha sağlıklı bir ekim yapabilirler. Daha sağlıklı bir verime müthiş bir yatırım yapmış olurlar. Mustafa Kurt, Türkiye geneline ulaşmak bir yana ihracatla gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yaptığımız satışlarımız Türkiye genelinde, yurt dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İspanya bu aralarda dağıtımımız devam etmektedir. Sökümlerimiz de başladı. Haliyle gitmeye de başladı. Ekici arkadaşlarımız olsun, yani satan kişiler olsun, malımızı pazarlamaya başladık. Mustafa Kurt sözlerinin sonunda yıl boyunca yetiştirdikleri tüm fidanların arkasında güvenle durduklarını ifade ediyor. Hastalıklardan ari, sertifikalı, faturalı fidanlarımızla yatırımcının çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz diyor. Biz doğal fidancılık olarak 90'lı yıllarından bu yana yaptığımız üretimimizi ismine doğru faturalı ve sertifikalı Balıkesir'den il müdürlüğünden onaylı fidanlarımızı dağıtmaya devam etmeyiz. Ve de ekici arkadaşlarımız kesinlikle cins olayından yanılmasınlar. Güvenliğimiz genelde çalıştığımız resmi yerlerdir. Yani güvencimiz sonsuzdur. Malımızın 2 yıl boyunca arkasındayız. Herhangi bir hasar gördüğünde veyahut da şüphelendiğinde alsa da geri gönderme şansını duyabilir.